İşte oranın son medresesi, son talebesi inşallah bugün bizlere hitap edecek. Biz de faydalanmaya çalışalım inşallah. Çiçek ve hediye takdimimiz olacak. Metin Bey. Şöyle sizin kadar müstesna insana layık olmasa da kabul buyurun. İnşallah. Allah razı olsun. Arkadaşlar ve bizleri onurlandırır. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Maşallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Şöyle giderken beraber. İnşallah. Efendim, evvela bir tanışalım, kendimizi tanıtalım. 1909 doğumlu, İstanbul bebek doğumluyum. 1909 bebek doğumluyum. Babam müderris. Dedem Sultan Reşat'ın danışmanı. Dedemin zamanında Sultan Reşat'ı gördüm. 3 yaşlarında hayal meğer görüyorum, tanıyorum. Ama Sultan Hamit, Sultan Reşat, Vahdettin, bunları çok iyi biliyorum. 7 yaşında gördüm onları. Yedi yaşında babam tayini çıktı Bursa'ya, Ulu Cami'ye müderris olarak da. Beni hemen burada Süleymaniye civarı Süleymaniye Medresesi'ne yazdırdı. Sübiye Mektebi'ne. Sübiye Mektebi. Orta, lise, ondan sonra üniversite direktörü, medrese. Oradan mezun olduk. 1935'te mezun oldum. 1907 yaşında başladım. 1935'te mezun oldum. Nereden? Oradan. Süleymaniye Medresesi'nden. Mezun olur olmaz askere aldılar. Askerliğim nerede geçti biliyor musunuz? Sultanahmet Camisi'nde. Ama ne acı şey ki cami değildi. Bir tarafı kışla, bir tarafı asker yatıyordu. Hayvanlar duruyordu. İşte bunları hep gördük. Ne yapıyordun orada hoca? Harp zamanı. Bir selam vermeyi öğrendik. Bu kadar, başka bir şey yok. Talim terbiye yok. Hemen bizi ayırdılar şeye. Sevkiyethanelere. O tarafa asker götürdü. Bu tarafa asker götürdü. Karavagondan asker götürüp getirdi. Bir sene bu vaziyette askerliğimi yaptım. Terörist oldum. Geldim 1936'da Yahya Efendi dergahında İmamlık yapmaya başladım. Yanlı başına. Mezunum yok, kimse yok. Giden varsa bilirler orası. Tepe bir yerdedir. Kaç sene? 1936 1978 tam 42 yıl. İşte ben orada, bana Allah ne verdiyse orada verdi. Ne verdi sana hoca? Allah. Bana Allah ilham, kalp gözünü açtı. Bir şeyler gösterdi. Ne yaptın da gösterdi hoca sana bunu? Oradan devir teslim aldım hoca efendi. Oflu İsmail efendi vardı. Allah kanı kanına versin. Ben ondan devir aldım. Devir aldığım gün bana dedi ki, molla derlerdi o zaman, yeni imam çıkanlara molla derler. Molla dedi, sana birkaç tane tavsiyem var, bunları yaparsan dedi, bu zat sana dedi çok şeyler gösterecek dedi. Yahya Efendi Hazretleri'ne. Allah Allah, ben öyle ne yapacak buna? Ben de hala bende jeton düşmüyor. Ne yapacağız dedim.
Bu ne dedi? Dedim ibrik. Bu ne dedi? Peşkiri. Bunlar ne? Bunlar terlikleri ve takıyaları. E ne yapacağız bunları? O dedi gece kalkar. İlk gece. 1936'da tayin olduğun gece. O da çekti gitti memleketine. O gece baktım ki rahle var benim başımın ucunda. Rahle önünde Kur'an-ı Kerim'inde. Hiç yaz günü olduğu için bekarımdı zaten. Yukarı çıkmadım. Ben hemen mihrabın kenarında orada yattım. Baktım ki bir ses. Böyle. Allah Allah dedim. Kim bu falan dedim. Merak ettim. Ben yine tekrar yine dalmışım. İkinci dalda bir daha böyle çaldı. Uyandım. Dedim ki acaba dedim sokak kapısına, caminin kapısına birisi çalıyor da sabah namazına mı geldi dedi. Ben kalktım, gittim kapıyı açtım. Bak kimseler yok. Dönüşte camiye giriyorum. Baktım saat tın tın tın. Üç defa vurdu. İnanır mısınız? Bu gece saat 3'te uyandırma şeysi halen daha uyandırır beni. Evde olayım, tarlada olayım, bahçede olayım, efendime söyleyeyim. Otelde olayım, yazlıkta, kışlıkta. Saat 3 oldu beni kaldırır. Bu birinci şeysi bu. Başka ne hizmetler yapardı? Bana dedi ki, gece kalkar o mübarek zat. Geceleri kalkar, zikreder. Camize. Sakın sen de görme, bakma dedi. Göremezsin dedi. Ama sesini duyacaksın dedi. Hakikaten baktım ki geziyor. Ses var. Kapıya da bakma, cama da bakmıyorum yani. Caminin içine kim geziyor falan dedi. Çünkü öyle tembih etti. Bakma göremezsin dedi. Ve dedi ki bunun dedi ibriğini dolduracaksın. Bak ibrik boşalır dedi. Abdest aldı ibrik. Takıyla terlikler dedi hep giriş istikamete çevireceksin. O giye böyle dedi. Dönüşte bu tarafıdır dedi. Sen giriş istikamete çevireceksin. Peşkin dedi her hafta yıkayacaksın. Asacaksın yerine. Allah Allah dedi. Ben de hala da ceton düşmüyor. Demek bu yapıyormuş. Allah onun kalp gözünü açmış. Bize de bunu tavsiye etti. Emekli oluncaya kadar bu vazifeyi yaptık. Kalkarım bakarım ibrik bitti, bir de su kalmamış. Terlikler giriş istikametine değil bu tarafa doğru gelmiş. Peşkir ıslak. 42 yıl ben bu hizmeti yaptım. Ama bana neler gösterdi biliyor musun? Neler gösterdi. Şimdi Allah nasip ederse onu birkaç tanesini size anlatacağım. Bu birinci şey bu. İkinci ne gördün? Bir gün sene aynı sene içerisinde bu 1936'da ilk imam olduğum sene zaten gördüm bunları. Baktım ki öğlen namazını kıldık. Dışarı çıktım baktım kravatlı bir zat duruyor kapıda. Dedi hocam ben dedi bugün dedi bizim bir cenazemiz var. Kadın cenaze. Buradan kaldıracağız dedi. Onun için bir selam verir misin dedi. Eyvah selam verir misin deyince benim içime korku attı. Neden attı hoca? Çünkü o zaman ezanlar değişti. Selalar değişti. Maka yeni Türkçe vereceksin. Eyvah dedi. Okusan bir türlü selayı yeni Türkçe okumasan bir türlü. Okumayacağım dedim kendi kafama. Çünkü benim burası tehna bir yerdi biliyorsunuz. Hele o seneler kimseler yok. Ev etrafında şey yok. Ev yok. Bir şey yok. Bir tek cami yukarı tepede. Ben okumadım. Kendimi duyacak kadar selamını verdim eski işlerinden. Yani vazifemi yaptım. İkindi oldu cenazeyi getirdiler.
cenaze aldık omuzun. O zaman cenaze arabaları falan yok. Hep sırta gidiyor. Aldık sırtımıza doğru merdivenden aşağı indik. Beşiktaş'ta şey doğru Ortaköy'de Ortaköy mezarına götürdük cenazeyi. İşte şimdi burada oluyor olan hadiseler. Aldık, götürdük, cenazeyi defnettik. Herkes bu sıra taziyede bulundu. Başın sağ olsun, başın sağ olsun. Çeken gitti, çeken gitti, çeken gitti. Kimse kalmadı. Ben kalktım şimdi cenazenin duasını yapacağım. Dikkat edin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Orası böyle bir sallandı. Ayaktaydım. Gencecik imamda. Ne dese düşecektim. Öyle bir şiddetli sallanma, öyle bir şiddetli sallanma ki yani eyvah dedim, bu sallantı dedim. Şehrin içinde oldu dedi, bir tane ev kalmamıştır dedi. Öyle bir şiddetli sallanma. Ve bu arada da ne oluyor biliyor musunuz? Kabrinin içinden bir ses. Yanıyorum, kurtarın, yanıyorum, imdat, kurtarın, kurtarın dedi bir ses. O kabrin içi o ses öyle bir fena geliyor insana ki Allah göstermesin yani bir duysanız. Neyse. Cenaze sahibi bana geldi. Hoca dedi. Ne oldu bu dedi. Hadi sallantıyı anladık dedi. Zenzele oldu dedi. Ama dedi bu ses nedir dedi. Biz bunu da morgdan getirdik. Morgdan. Acaba orada bayıldı da şimdi mezarın içine indiği zaman ayıldı mı diyeten. Onun için bağırıyor diyeten dedi. Mezar dedi evladım ay mezar aç bakalım dedi. Mezar dedi açamayız efendim. Dedi evladım ben de hakimim dedi. Bütün mesuliyeti üzerime alıyorum aç dedi. O zaman açarız dedi. Neyse 3-4 tane şey açtık tahtaları çıkardık toprağını attık da. Ne görsek beğenirsin kardeşim ne görsen. İlk kez ben baktım. Yani. Tabii kadın cenaze olduğu için kefen buradan açık. Burada sadece başını görüyoruz. Bir yüz, bir baş. Kömür kesmiş, kömür simsiyah olmuş. Başında bir tane saç yok. Kömür kesmiş. Hemen gittim. Cenaze abi gel bak dedim gör. Baktım. Kapat kapat dedi. Kapattı. Şimdi ben gittim cenaze sahibinin elinden ben tuttum. Dedim ki beyefendi. Senin hatun dedim. Ne yapardı hayatta dedim. Bu böyle vaziyet geldi. Yok iyi mi dedi. Memnunum dedi. Yalnız ben bana derdim hanım. Çünkü o zaman İstanbul'da başı açık kadın Hristiyanlar gezerdi. Müslümanların kadınlarının hepsi kapalıydı. Yani memura kısmını bazı açıktık. Bunun hanımı da başı açık al şey ya hakim ya. Açık gece olur. Emekli olmuş. Hanımına demiş ki, hanım artık şu başını kapa artık. Bak evlenecek oğlumuz var. Bana şu kelimeyi söylerdi. Başını kapamakla Müslümanlık olacağız, olmasın bile Müslümanlık ettin dedi. Ne oldu şimdi bu? Şirke gitmedi mi? O kelime ona bak ne yaptı, bize gösterdi. Oğlu gördü. Kendisi gördü, mezarcı gördü. Bu vaziyet karşısında. Bir o günkü vaziyeti görüyorum. Bir de şimdi ortadan halini görüyorum. Onun için kardeşlerim bak başı açık insanlar kardeşlerim var. Ne olur? Ne olur şu başınızı kapayın? Ama memurum, öğretmenim müsaade etmiyorlar. Şimdi zannetmem ki memur ol ne olursa olsun mal kapı başını kapatıyorlar. Öyle bir sıkılık yok. Ya sıkılıyorsa dahi sen o işi bırak. Sen o işi bırak. Allah sana daha iyisini verir. Eğer senin başın açık, kapalı sana çalışılmıyorsa o işten hayır gelmez kardeşim, evlatlar. Siz benim hepsi torunum yerindesiniz. Bizden söylemek, tercih sizlerden kardeşim. Kimseye de zorlayamayız. Ancak bizden tebliğ etmek. Habibim sen onlara de ki korkutunlar dedi. Söyle dedi. Sakın baskı yapma. Biz de şimdi söylüyoruz. İster yapın, ister yapmayın. Yaparsanız kazanırsınız. Allah sizin de kat gözünüz açar yavaş yavaş. Ama yapmadım müddetçe günah batağına girer durursunuz. Ya başım açık ne oldu ama ben günah işlemiyorum. Hayır hayır hayır. Olmaz öyle şey. Ne yapacağız hocam?
Vallahi bizden söylemek. Kimseye başka yapamayız. Eğer senin başın açık, kapalı çalışmasa o işi sen bırak. Bunu da hemen size izahını vereyim. Bundan 2-3 sene evvelsiydi. Yusuf Paşa'da Mahmudi Okulu var. Bilen var mı biliyorsun? Mahmudi İlkokulu var. Onun arkasında bir ufak cami var. Orada camiden sonra ikindi namazına çıktım. Baktım sakallı bir adam. Dedi Hoca Efendi, müsaaden var mı sana bir şeyler danışayım filan dedi. Buyur dedim, imam adasına geç, oturdu. Dedi ki benim oğlum dedi, genel sigortada dedi, müfettiş dedi. Evet. Cuma'ya gidiyor dedi. O gün Cuma'da biraz geç kalmış dedi. Genel müdür sormuş, nerede Ahmet Efendi? Demişler Cuma'da. Geldiği zaman bana gelsin demiş genel müdür, müfettişe. Geldiği zaman camiden söylüyorlar. Çıkıyor müdüre, genel müdüre. Diyor ki neredeydiniz? Efendim bugün cuma olduğu için 5 dakika 10 dakika geç kaldık. Ona diyor ki ya cami namaz ya iş. Hangisini tercih ediyorsun? Allah Allah. Sana demiş yerine kadar mısadı? Düşün demiş. Bunu evinde anlatıyor. Böyle dedi diyecektim babasına. Babası da bana geliyor. Hocam diyor, iş nerede diyor. Şimdi çocuk diyor, işi bırakacak diyor. İşi de çok güzel diyor. Beni dinliyor musunuz dedim. Dinlerim dedi. Bıraksın o işi dedim. Hem tahsilli. Allah başa kapıyor. Kapanıza başka başa. Aman hocam dedi. İşte nerede aslanın ağzına şimdi. Nerede iş bulacak dedi. Benden söylemek dedim. Bıraksın o işi. Akşam oluyor. Oğluna anlatıyor meseleyi. Filan hoca diyor, böyle böyle dedi. Hoca efendi doğru söylemişti. Ben işi bırakıyorum diyor. Ertesi gidiyor. Hemen genel müdüre diyor ki benim şeyimi kayıtımı silin. Bir şeyimi verin de maaşımı alayım şeyden. Vezneden. Veriyorlar şeyimi. Gidiyor vezneden şeyini alıyor parasını. Hiç Allah'a ısmarladık demeden çıkıyor. O yerde nerede biliyor musun? Salıp kazarı var şeyde. Kabataş'a giderken. Fındıklı'nın yanlarında. Büyük binadı. Genel sigorta diye yazar orada. Orada müfettiş. Hesabını alıyor. Kapıdan dışarı çıkıyor ertesi gün. Hemen yanında bir şey var onun. Gazete bayi. Oradan bir gazete alıyor çocuk. O gazeteyi alıyor. Bakıyor iş ilanlarına. Daha o aynı gün. Hesabını almış çıkmış. Demiş ki gazeteyi alayım bakayım. İş ilanlarına. Diyor ki bu iş ilanında kendi de çocuk hem de ilahiyat mezunu. Böyle boş bir çocuk değil. Yani tahsilli. İlahiyat mezunu. Diyor ki en arzeli İmam Hatip mezunu bir eleman alınacak. Nedir? Oradaki personele öğlen ikindi akşam namazını kıldırmak için. Nerede bu şeydi biliyor musun? Özel okul. Aksaray'da, Yusuf Paşa'da Akasya Koleji var. Bilmem var mı, bilen var mı? Orada. Akasya Koleji. Ufacık da mescidi var. Ben de gittim gördüm orayı. Orada hemen gidiyor oraya o gazetede ilanı görür görmez. Gidiyor, kabul ediyorlar. İster şimdi başla diyorlar, isterse yarın sabahtan başla. Orada başlıyor. Ve bundan 1,5 misinden daha maaş veriyorlar. Gördünüz mü? Babası sakal buraya kadar sakal ama hala da inanamıyor. O itikat yok. Bana bu şeyi kim veriyor diyerekten bilemiyor. Çocuğun o beyni, ufak beyni ondan daha güzel çalışıyor. Ve orada iş yapıyor. Ve oradan emekli bile oldu. Çocuk. Ve kaç sebede yanıma geldi. Allah razı olsun hocam dedi. Adresim anlıyor dedi. Diyeceğim için neden açıldı?
Şimdi başı açık kızlarımız var. Memur kızlarımız var. Eğer başın açık, sana çalışmıyorsa o işi bırak. O işten hayır gelmez. Cuma'ya bırakmıyorlar diyelim. O işi bırak. Hocam nasıl olur ya? Bırak. Çünkü cuma saatinde, cumaya gitmeyen saatinde senin aldığın para haram. Başını kapa dedikleri zaman, sen kapamayacaksın dedikleri zaman o işi bırak. Bizden söyleme kardeşlerim. İşte bunları hep kendi gözümle gördüm. Kendim anlatıyorum. Canlıyım. Hayal de değil, bir şey değil. Bu ikinci şeyim bu. Mucizem. Üçüncüsünü anlatayım. Sene 1978. Şey yapayım, anlatabilir miyim? Tabii. Atatürk'ün meselesi. Tabii. Yani bir o şeye meyli olabası anlatmayayım. Ama siz talebesiniz galiba. Hakikat neyse olduğu gibi arzu ederiz efendim. Tamam. Siz hakikati görmüştünüz. Onu anlatmamızda bir beis yok. Sene 1938. Ramazan ayın. Dedim ki Ramazan'ın 15'ine Hırkeşev Camisi'nde Hırkeşev açılıyor. Cemaate göstermek için 15'ine açılır. Ramazan sonuna kadar orada gösterilir. Dedim ki ben de öğlen namazını kıldım kendi camide. Dedim ki gideyim ben de dedim Hırkeşev'i ziyaret edeyim. Neyse atladım buradan tramvaya geldim şeye Yavuz Selim'e. Yavuz Selim aşağı indim. Hırkeşev'e indim. Baktım ki caminin kapısında iki tane polis duruyor. Allah Allah. Polisten ne işi var dedim. Bir işi mi geldi filan. Dedim memur bey hayır dedim. Ne var bir işi mi gelecek? Bir amir filan mı gelecek? Dedim. Bir bakan mı gelecek filan? Evet dedi Atatürk gelecek dediler. Onun için bekliyoruz dedi. O dedim o zaman ben de görürüm yakından dedim Atatürk'ü. Biraz sonra baktım Atatürk açık bir arabada geldi. Yanında da resmi olarak da sonra da öğrenme ismini Binbaşı Cemal Bey. O resmi ama. Atatürk sivil. Otel şapkı başında. Dimdik hasta falan değil. Elinde bastonu böyle. Kafalı bir baston vardı. Şey yaparak geldi. İşte içeri girdi. Biz de sokulduk. O zaman İstanbul böyle kalabalık değil. Ne kadar şey sadeli olsun, ziyaret olsun falan. Kalabalıklık yoktu. Tenaydı. Onlar binbaşı kendisi Atatürk. Yanında da Cemal Bey. Onun yanında da bir sivil daha vardı ama bilmiyorum kim olduğunu. Onun yanında benim. Yani o kadar yakınım. Geldi şimdi. Hoca efendi böyle oturuyor burada. Sandıkada önünde. Hırkeşehir Saadet'in sandığın içinde. Atatürk oradan geldi elinde bastonla şöyle ne diyor. Nedir bu dedi ya. Ne dedi. Tozu toprak şey dedi. Tapıyorsunuz. Allah Allah. Hoca tabi sesini çıkarmıyor. Koskoca dedi. Şimdi bu Atatürk var karşında. Yalnız şu kadar dedi ki efendim dedi, bu peygamber efendimiz Hırka-i Saadet'idir. Ramazan'dan Ramazan açıyoruz. Cemaat seyretsin devletten yani. Ziyaret etsin devletten. Bırak çarşıydı falan dedi. Çekti. Daha merdivenin yanına geldi. Çünkü biliyoruz giriş ayrıdır. İniş ayrıdır orada. Gitti iniş tarafına doğru geldi. Orada bir düştü. Atatürk bir düştü. Ayıp söylemesi bu başı bu apı içerisine girdi. Ve hemen bunu bir battaniye sarıp bin geldiği arabaya koydu gitti. Gidiş o gidiş. İşte bunları hep gördük. Ama o tarih bunu böyle yazmıyor. Yazamıyor mu? Yazmıyor. Neden yazamıyor? Korkudan yazamıyor. E hoca sen korkmuyor musun? Ne korkayım ben? Ne korkayım? Bana ne yapacaktı? Alt tarafı elinden şey alırlar. Vaiz kağıdım aldı. Aldı sana alsın. Ben yine sohbet edecek insan bulurum. Kimseye bir şey demedi. Ve o vaziyette bu gidiş gidiş yani. İşte zaten pek fazla şey olmadı. Bir iki ay sonra ve vefat etti gitti. Ha. Ama ne dediler? Onun ölümüne sırazdan öldü dediler. Hayır. Sap sağlamdı. Bir şey yoktu.
İşte bunları gördük, anlatıyorum. Ve bilin, tarih bu. Canlıyım bak. Gören gözler burada. Evet. Biz bu yaşa geldik ama Allah bana bu ömrü verdi. Nelere şahit olduk, nelere şahit olduk. Şimdi yine aynı vaziyette. Bir olayı da anlatayım. Çok olay var ya, müminlerini anlatıyorum. Süleymaniye Camisi'nin imam benim hocamdı. Kur'an-ı Kerim hocam. Bir o, bir de Ömer Nasuh Hazretleri. Evet, o da hocamdı benim. Medrese okurken burada. Zaten her şeyde burada şey yapardık. Süleymaniye yakın olduğu için. Hocamız gelirdi. Allah kanını rahmet. Kimse de kalmadı da. Bir ben kaldım şimdi. Hiç kimse yok. Ne medrese arkadaşlarından ne hocalardan var, kimse yok. Yalnız oranın mezini sağ. Tanırsın Halil İbrahim Çanakkale'li. Mevlüt Han'dı bu. İçesi çok güzeldi. Bir ozan şimdi Bostancı'da oturuyor. Göztepe'de oturuyor. Bir sefer görmek nasip oldu. Gittim birkaç ay evvel gittik, gördük onu da. Yani o bana geldi. Ben ondan yaşlıyım çünkü. Geldim. Camiden aşağı indim. Bilenler var. O zaman tramvay işliyordu Bebek'e kadar. Bebek'ten tramvayla gelirdi. Nereye? Edirne Kapı'ya giderdi. Efendime söyleyeyim. Topkapı'ya giderdi. Efendime söyleyeyim. Yedikule'ye giderdi. Bayezid'e giderdi. Baktım ki Bebek tarafından bir tramvay geliyor. Hemen işaret ettim. Durdu. Baktım ki, dedim ki nereye gidiyorsunuz? Dediler ki Eminönü'ne gidiyoruz. Ben de alır mısınız dedim. Hay hay buyurun alır dedi. Baktım tramvay içinde ne var biliyor musun? Kazma kürek var. Kimse başı kimse yok. Belki de Eminönü'nde yol tamirine gidiyorlarmış bunlar. Tramvay yollarını tamir ediyor mu? Onların elemanlarından yani şeylerinden. Neyse uzatmayalım. Geldik Eminönü'ne. Eminönü'nden ben şeyden çıktım. Yani küçük pazarın oradan. Doğru Süleymaniye Camisi'ne. Süleymaniye Camisi'ne vardım, ezanlar okunuyor. Demek yeğen gelse belki yetişemeyecektim. Çıktık. Ezanlar okundu. Sünnetlerimizi kıldık. Kaç kişi var camide biliyor musunuz? 3 kişi cemaat var. Sabah namazına. Bir de ben 4 kişi oldu. Mezzin Efendi zaten yukarıda mezzin mahvelinde. Hoca Efendi zaten mihrabında. Sünnetleri kırdık. Mezzin Efendi kamet dedi. Biz de duruyoruz. Hoca Efendi döndü bizden tarafa doğru. Bak dikkat edin. 3 kişiyiz ya. Bir de ben 4 kişi oldum. Saflarınızı düzgün tutunuz dedi. Yani. 3 kişinin saflarınızı düzgün tutmasanız zaten bitecek. Ben şöyle bir tebessüm ettim. Yani güler gibi değil de tebessüm ettim. Benim bu tebessümümü hemen farkına varmış hocam. Hemen arkasındayım. Hemen elinden tuttu. Gel molla bakayım buraya dedi. Molla derler bana. Hemen yanına çağırdı. Bak bakalım şu kapıya doğru şöyle. Bir baktım ki koskoca cami Süleyman Camii. Ağzına kadar cemaat. Bembeyaz elbiseli. Hepsi bir boyda. Melekler inmiş. Hiç boş yer yok. Ne sağ ne sol. Kımıldayacak yer yok. Hadi geç şimdi yerine dedi. Ama bir utandım. Bir utandım. Bana söyledi onu ama şimdi o bana öyle aklıma kaldı ki şimdi vazifeyi ben şimdi camide kocalara söylüyorum. Kendim yaptım gibi. Biz yaptık o vazifemizde. Tabii namazı kıldık. Bana aşırı okuttu. Aşırı okudum. Melekler dağıldı. Bu 3 kişi vardı ya. Onlar da duruyor. Onlar kalmışlar. Melekler hepsi gitmiş. Dedi ki benim söylediğime dedi siz dedi kulak vermediniz galiba. Ama dedi molla bak gördü dedi. Her taraf doldu dedi. Neredeler dedi gittiler dedi. Camiler, mescitler boş kalmaz dedi. Oraları Allah cemaatinin şeyin dedi melekleri dolduruyor. Onun için hocalarımız niçin bunu söylüyorlar? Bazıları söylüyor, bazıları söylüyor.
saflarınızı düzgün tutunuz. Boş yerine aranıza şeytan girmesin. Boş yerlere şeytan girer. Seni namazda şaşırtır. İki rekat mı kıldın, üç rekat mı kıldın? Zamm-ı Sure okudun mu, Elham okudun mu, Subhan-ı Rabbi okudun mu seni şaşırttı. İşte hep orada namazda gelir. Onun için ben size ne diyorum? Üç kişiden de olsa birbirinize pidecek ki yanlara dolsun cemaat gelirse. Yanlara gelmez cemaat şeytan. Hep iki kişinin arasına girer. Boş yer buldum hemen. O niçin diyoruz ki? Ama saflarınızı sık tutun ve bitişik tutun birbirine. İşte bunun için bir de bunu da gördüm. Ama bizim hocalarımız maalesef hiç. Usulden söylüyor. Yüzünü daha şeye duracağım. Saflarını düzgün tutunuz diyor. O kadar. Hayır hayır öyle değil. Dön kardeşim dön. Durur da bir dakika iki dakika ne olur. Kardeşim saflarınızı doldurunuz. Kalabalık. Ana baba günü. Boş yer kalmasın. Saflan düzgün tutunuz. Allah'ın rahmeti bereket üzerinize olsun diye dua et. Maalesef yok yapmıyorlar. Ama bazıları var mı yapıyor? Bazıları yapıyorlar. İşte kalp gözünün açıklığı Allah buradan bana verdi. O Yahya Efendi Hazretleri'nin kuru değil yani kuru değil. Hakiki bir hizmet. Sanki canınızdan hizmet ederler gibi. İnancından bana Allah bu şeyi gösterdi. Gösterdi bu kerametten. Evet şimdi siz sorun ben cevap vereyim. Biraz var daha birkaç tane ama biraz dinlenelim. Sorusu olan var mı? Yok. Hocamın 24 yaşında yaşayan bir tarih. Yani soru sorusu olan biriniz yanında budur da benim kulaklarım biraz ağrış ediyor. Ben öyle cevap vereyim. Evet. Buyurun. Ben biraz ilmi yönünüzden bahsetmenizi istirham edebilir miyim? Yani yaklaşık 25 yıllık medrese hayatınız olmuş. O günlerde hangi ilimler tahsil ediliyordu? Şimdi o günlerde şimdi seçmeli imtihanlar var. Bir şeyler var biliyor musun? Sınavlar var. Neyi seçersen hangini kazansa onun iş yapıyor. Bizim zaman öyle değildi. Bizi hocalar seçerdi. Öğretmenler seçerdi, oranın öğretmenleri, oranın hocaları seçerdi. Sen hafız olacaksın, sen hadisçi olacaksın, sen hitabetçi olacaksın, sen kimyacı olacaksın, sen efendime söyleyeyim hukukçu olacaksın. Onlar bilirlerdi bizim şeyimizi, kabiliyetimizi. Biz ilme göre imtihan ederler bizi. Niye çok çalışıyoruz, niye kafası çalışıyoruz ona göre. Bana dedi ki, Ömer Nazım Efendi Hazretleri, dedi, sen dedi hafız olmayacaksın dedi. Niye dedim hocam? Sen dedi hitabetçi olacaksın, anlatıcı olacaksın dedi. Bol çok dedi hadis öğreneceksin. Allah Allah dedim beni beğenmedim acaba dedim. Böyle dedim beni hafız olmayacak dedi. Tabii üzüldüm. Ama hakikaten insanların içini okuyan hocalar var. Onun için hakikaten ben İlmimi hadise verdim. Hitabete verdim. Kişiyi hiç çekinmeden söylerim. Mesela hakikati. Ama o hakikat senin için acı olacak olsun. Hakikat senin için acı dayıyorsa hakikatten vazgeçmeyin kardeşim. Kim olsa olsun. Oğlun, kızın, kardeşin kim olsa olsun. Hakikat. Sen busun. Yapma bunu. Yahut yap bunu. Hakikatler acı olur ama meyvası tatlı olur. Evet. İşte ilmimi böyle geçti bizim. Ben hafız değilim. Hafız değilim ama hitabetçiyim. Ahmet Naim Efendi ile bir talebe hocalık münasebetiniz oldu mu? Olmadı mı? Olmadı. Benim hocalarım Dağıstanlı Cemal Efendi. Beşiktaşlı Cemal Efendi. Ondan sonra Ömer Nazlı Efendi. Nazlı. Ondan sonra Abdurrahman Gürsaz Hoca. Ondan sonra Beşiktaşlı Cemal Efendi bir daha vardı onlarda. Hacı Sadık Efendi. Bunlar bizim hocalarımızdı. Bunlar bize bunlardan öğrendiklerimizdi. Allah makamdan cennet etsin diyor. Hepsi. Evet. Efendim Süleyman Hilmi Tuna Hazretleri ile alakalı bir soru yani bir birlikteliğiniz oldu mu diye soruyorlar. Süleyman Hilmi Tuna Hazretleri. Süleyman Hazretleri. Ha onu da anlatayım.
her cuma günleri yok. Pazar günleri. Biz mezun olduktan sonra cumaydı o zaman şeyler. O, ne zaman hilalat kalktıktan sonra cumayı şey pazara çevirdiler. Cuma günleri değil de pazar günleri İskenderpaşa'da toplantı yapılırdı. Süleyman Efendi, Beyzeman Hazretleri, Ömer Nasuh Hazretleri, ondan sonra Mehmet Korkut Efendi, Mahmut şeyin, ondan sonra Mahmut Efendi. Onlar genç namadı abi benim zamanımda. Ondan sonra acı isimlerinden birkaç da unuttuklarım var. Bunlar orada da. Bir gün Ali Haydar biz bundan sonrayız. Biz bundan sonra. O daha eskiydi be. O şey vefatından sonra zaten şey geldi. O şey şeyde yatıyor. Çeyitlik'te yatıyor. Ondan sonra evine kapıda. Mahmut Efendi geçti onun yerine. Bir gün sohbetteyiz. Baktım ki hep saydıklarım oradalar. Ama biz genç olduğumuz için ayakta duruyorduk. Ta geri tarafta değil. Hep giriş şeyinde. Millet giriyor beni burası. Biz giriş bu tarafa geliyor da biz de geride kalırdık. Genç olduğumuz için. Çok zaman ayaktayız. Baktım ki şey konuşuyor. Efendi Beyzaman Hazretleri. Set mücadele edeceğiz zaten biraz da. Ama Süleyman Efendi yavaştı, çok tatlı bir şeydi. Ama Beyzaman Hazretleri bile set mücadele olduğu için konuşmaları sertti. Ve ağır bir kelimelerle konuşuyordu. Utanma seyretiyordu. Beni bunun için mi çağırdı falan derken Allah dinliği. Meğer ki de anlatma başladı. Bu Rusya'da Yesir düşünce oradan bir yolunu bulup Almanya'ya kaçıyor. Orada Atatürk bunun şeyini alıyor. Almanya'ya kaçtığını. Neyse diyor, sen de sınıf arkadaşlar medresede de okumuşlar beraber. Harbiye'de beraber okumuşlar. Bediüzzaman Hazretleri şeydir, albaydır rütbesi onun. Almanya'dan çağırtırıyor Atatürk bunu. Geliyor. Hoş peşine sana. Bir odada oturuyorlar. Odada kim var? Kendi anlatıyor. Kendinden dinliyorum onu. Ferdi Çakmak, Kazım Karabekir Paşa. Ondan sonra ikisi. Atatürk'ün odası ayrı. Bir yanda. Hoş beşten sonra ezan okunuyor. Meclisin için o zaman şey vardı. Mescit. Şimdi yine var mı bilmiyorum. O zaman mescit vardı. Ferdi Çakmak, Kazım Kerepacı Paşa, Beyzeman Hazretleri kalkıyor. Atatürk'ün önüne geçiyorlar. Odasının önünden. Kemal diyor, hadi kalk da ezan okundu diyor. Melik oradan sinirlenmiş, bak şimdi. Ben görmedim onu, kendisi anlatıyor. Siz gidin demiş, şimdi namaz saati sırası değil demiş. Şimdi milletin şeyini uğraşıyoruz biz demiş. Öyle sinirlenmişken diyor, beynimden sanki yukarıdan bir kaynar su döküldü diyor. Beyzaman anlatıyor böyle. Mesela bunlar gidiyor, namazları kılıyorlar. Hiç Allah'a ısmarladık diyeten yanına uğramadan çekip gidiyor. Bunu sohbetinde anlatıyor. Ben görmedim. Bu kelimeler söylediği için, onları anlattığı için. Ben demiş, beni sen onun için mi çağırdın şeye? Buraya, Türkiye'ye. Beraber çalış dedi. Ve bir daha da ondan konuşmamış. Ve gidiş o gidişle bir daha da yoktu. Zaten vefat etti. Görmedi. Evet. Efendim, bir şey arz edebilir miyim?
saydığınız büyük zevatın toplandığı mekan, İskenderpaşa dediniz galiba. Orada muhtat bir toplantı şeklinde miydi acaba? Bu şu açıdan soruyorum. Hilafet kaldırıldıktan sonra ve tevhid-i tedrisat kanunu çıktıktan sonra durumu, dini hayatı, eğitimi müzakere etmek için zaten sürekli toplanılan bir yer vardı. Var işte böyle. Ama bunlar belli başlardı. Başka yerde yasaktı. Başka yerde konuşulmazlardı. İskenderpaşa'ya konuştururlardı. Ondan sonra Mahmut Efendi orada konuştururlardı. Ondan sonra şeyde konuştururlardı. Karacaahmet'te konuşurlardı. Karacaahmet'te mezarı ufaktır camisi ama orada müsaade ediyorlardı. Çünkü göz önündeydi bunlar. Göz önünde olduğu kesin bunlar müsaade ediyorlardı. Yani bir propaganda yapıp da Osmanlı şeyi yine tekrar Türkiye'ye getirecekler değil. Olan şey ama kurnaz adamlar bunlar çok da. Ne yaptı? Allah başımızdan aldı onu ama yerine daha kötüsü geldi. Kimdi kötü? İnanın. O daha berbat. O onun da anlatayım. Belki biliyorsun, belki bilmiyorsun. Atatürk Reis Cumhurbaşkanı ama başvekildi biliyorsunuz. Bunu şeye gönderiyor Rusya'ya. O da komünist Rusya o zaman. Diyor ki git bakalım Rusya'ya. Bu komünist rejimi nasıl bir şey diyeyim. Gidiyor. Görüyor. Yine kendi ağzına işliyorum. Bunu. Bezzaman Hazretleri. Geliyor Rusya'dan. Kemal Atatürk'ün çağırıyor diyor ki İsmet diyor ne oldu diyor. Ne yaptın diyor. Aralarından şu konuşma geçiyor. Diyor ki çok iyi bir rejim diyor. Şey, İsmet'in. Çünkü devlet çok zengin diyor. Millet şey ama fakir devlet. Fakir ama devlet çok zengin diyor. Onun için bu şeyi kafasını sallıyor Atatürk. Hemen şeyi çağırıyor. Pervi Çakma. Bunu diyor kaybetin diyor. Bu diyor yarın diyor Türkiye'ye diyor komünisti sokar diyor. Nitekim de hakikaten millet kendi malı hırsızını yaptı biliyorsun. Bu ideler harmanlara, her harmanlara büyük candama dikerlerdi. Kaçırmasın etmesin. Devleti hepsini devleti ver. Ne oldu hepsi sonra çürüttüler. Öyle olmadı. Siz bilmezsiniz ama belki duymuşsunuzdur. Biz bunları hep gördük. Ve Atatürk bunu öldü biliyor. Öldürdü biliyorlar. Atatürk öldükten sonra ölmeden devam çocuklara maaş bağlattırıyor. Öldü devletin. Ve halen de maaşını devam ettiriyorlar. Ve öldüğü zaman da Atatürk o çocuklarına maaş bağlandı. İşte bu şeyi de daha kötüsünü o getirdi. O da neden oldu diyelim. Bir işi içeriden yıkarsan ona muvaffak olursun. Eğer içeriden yıkamazsan dışarıdan yıkamazsın bu topluluğu. O zaman da vardı casuslar. Çok vardı. Ne yapalım ne yapalım? Bak da Atatürk çok ileri gidiyor. Çok ileri gidiyor. Ne yapalım? Bunu içten yıkalım. Kimin parmağı var önünde mi? İsrail'in. Bezi zaman şey anlatıyor bunu. Süleyman Efendi anlatıyor. Ne yapalım? Diyelim ki Atatürk'e sen hanımını gezdiğin yerlere götürme. Şimdi götürüyorlar ya başbakanlar bile orada gidiyor. O zaman da gidiyordu be. Götürme. Niye? Baştan çıkarırlar sen hanıma. Evet. Başı kapalı ama. Neydi onun ismi hanımın ismi onun? Latife. Evet. Başı kapalıydı. Bakıyor makul. Gittiği yere götürmüyor Atatürk bunu. İşten yıkacak ya. Hanımına gidiyor diyorlar ki bak diyorlar Kemal seni artık yanına götürmüyorlar hiç. Neden? Gittiği yerlerde affedersiniz
çok fena bir şey söyleyeyim, onu söylemeyeyim daha iyi. Böyle yapıyor, böyle yapıyor dedi. Evet, yapıyor dedi. Hemen bu kayınpederi olacak, Atatürk'ün kayınpederi. Babasına söylüyor ailesi. Hemen boşanıyorlar. Ve boşandıktan sonra Atatürk kendini niye veriyor? İçkiye verdi. İçki, 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 içki. Ne kafada akıl kaldı, ne yapacağını şeyi bildi. İşte içeriden yıkmak buna derler. Böyle yaptılar da Atatürk'ü böyle yıktılar. Evet. Başka var mı diyeceğiniz? Buyurun. Hocam, hadis ilmiyle uğraştım diyorsunuz. Bize tavsiye edebileceğiniz hadis kitaplarından örnekler verebilir misiniz? Şimdi efendim, peygamberin söyledikleri hepsi hadistir. Yaşamak istiyorsan 1001 hadis var oku. 40 hadis var oku. Diyoruz ki peygamberi seviyor musun? O seviyoruz. Siz yalancısınız diyorum ben cemaate. Niye? Ben size diyorum sakal kolayın demiyorum cemaate. Söylüyorum. Ne yapacaksın? Sakal kolayın, şalvar da giydim benim. Başına sarık da taktım. Ne diyorum? Başına bir takke tak. Ayşe validemiz dedi ki ya Resulallah, sen yarın o kıyametin şiddetinden, o kalabalıkta sen dedi ümmetlerin şeyleri nereden tanıyacaksın? Dedi ki ya Ayşe, ben onların dedi namazda Allah'a bir durduğu zaman başlarındaki takkiler dedi hepsi tebettür olacak, cennet tacı olacak, pırıl pıparlı, ben bunlardan tanıyacağım dedi. 80 sene bazı söylüyorum, hala da taktıramadım işte cemaatle. Bir takke giy kardeşim başına ya. Ne Allah'ın huzuruna duruyorsun? Gidin Makka Medine'ye bir tane baş açık bulabilir misin? Neden bu? La kayıttıktan. Takkesiz namaz sayılmayacak mı? Namazı kabul değil mi? Kabul, kabul ama. Senin o kıyamet günde o dehşette sen azap içerisinde desin ya. Nereden bulacaksın? Nereden bir kurtaracak bir işi arayacaksın? Hani peygamberi seviyordun? Bazı hocalardan tepki, cemaatten tepki alıyorum. Hoca sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Yap takke takke takke. Kardeşim bu mühim bir şey de söylüyorum ben size. En kolayını söylüyorum. Şalvar giy demiyorum. Benim gibi bir karı sakalı bırak demiyorum. Sarık da tak demiyorum. Bir başına bir takke takmıyor kardeşim. Bir takkeyi cebine taksın ama sigarayı buraya koyuyorsun. Kalemi buraya koyuyorsun. Bir tane de takkeyi cebine koy kardeşim. Belki şimdi bundan sonra bir camiye gidenlerin inşallah başlarına bile takke takarlar. Takmayana varsam takın kardeşim takın. Allah böyle Resul Efendimiz bütün yaşayışı hadistir. Onu gibi yaşarsan korkma bir şey olmaz. İşte bütün hadisler bundan ibaret. Hadis Peygamber Efendimiz'in yaşayış tarzı. Ayetler Allah'ın, hadisler Peygamber Efendimiz'in, ayetler Allah'ındır. Onun için hadis deyip geçmeyin. Sen Peygamber Efendimiz yaşayışın yaşa, korkma. Korkma, hiç korkma. Çünkü sen hep iyi yola tabi ediyorsun. Her şey yazıyor onda. Yaşam aile tarzını, çocuk çocuk yetiştirmesini, oturmanda, kalkmanda, yemende, içmende, uyumanda hepsini söylüyor. Ne yaparsan yap, hadisini ayırmaya kalırsın. En kolay. Evet, sen Kur'an okuyorsun. Kur'an'da okuyacaksın. Ama al bir de hadis kitabı da al o kadar. Peygamberin yapma. Kur'an'ı anlayamazsın. Kur'an okursun anlayamazsın manasını. Anlayabilir miyim anlayamazsın. Arapçadır. Evet. Ama hadis Türkçe. Ne kardeşler? Başka var mı? Bilmediklerini sorayım. Buyurun. Medrese sistemi hakkında biraz bilgi verir misiniz? O günlerde eğitim nasıl? O zaman medreselerden. Zaten medrese dedin miydi? Nasıl şimdi devlet oku diyor. Anadolu okulu mu deniyor onlar şimdi? Devlet okutanlara. Anadolu liseleri. Anadolu liseleri, şeyleri, üniversiteleri. O zamanlar medreseleri devlet okuyordu. Yemesi, içmesi, efendimesi, bakımı mezun olunca kadar devlete aitti.
Evet. Kaç yaşında alınıyordu çocuklar medreseye hocam? Şimdi biz 70 kişiydik medresede. İnanamazsın 14 kişi kaldık. Mezun olacağımız 14 kişiydik. Neden? Harp zamanıydı o zaman. Kimisinin babası şehit olmuş, kimisi asker almış orada. Çocuk ne yapsın? Bir tane oğlu var, o da medresede. Medresede yarım bırakıp giderdi, babasının malının başına dururdu. Okula başlama yaşı kaç oluyordu hocam? Ben onu merak ediyorum. Hocamız 7 yaşında başlamış. Evet, anlamadım. Kaç yaşında başlıyorlar? 7 yaşında. 7 yaşına başlıyor. Bir de hani padişahların eğitimiyle ilgili 4 yaş, 4 ay, 4 gün gibi bir şey duyuyoruz. O nasıl bir şey? 4 yaş, 4 ay, 4 günde önceden mahalleler dağılmaya başlıyorlardı. Onunla alakalı bilgi soruyor. Yani. Şehzadelerin eğitimine hani 4 yaşına geldiği zaman çocuklar 4 yaş, 4 ay, 4 gün olduğunda bir imam önde Sıryan Mektebi, mahalle mektebini alıyordu ya. Şimdi 4 yaşında bile yok. 7 yaş oldu muydu? Onu zaten mahallemin şeylerinde 7 yaşına kadar ona ölümü dini öğretirlerdi. Ondan sonra ama mecnun olur çocuk geri kafalı olur o zaman değil. 7 yaşına sonra zaten onu doktora gönderdi. Doktor bakardı ona. Ama böyle dost doğru olduğu müddetçe onu doğrudan doğruya medrese, Subiye Mektebi kabul ederdi. 7 yaşına kadar mahallede dinini öğreniyor. Evet. 4 yaş, 4 ay, 4 günlük oldu. Şimdi anaokullar dönüyor değil mi? Evet. Anaokul o zaman da öyleydi. O zaman da mesela çalışan hanımlar vardı. Tesettürlü hanımlar vardı. Çocukları kalmış, babasız. Ne yapsın? Kime bırakacak? Kimsesine kalmamış. İşte bunlara devletkini alıyordu. O zamanki anaokulu gibi Sübyan okulu derlerdi o zamanlar. Sübyan. O zaman okula gelmezler de bakıma evine derlerdi. Sübyan Mektebi 7 yaşına başlardı. Ondan sonra 5 sene okur, ondan sonra orta lise, ondan sonra medrese. Ama sizin bildiğiniz gibi disiplini öyle labali değil, zorluk değil. Senin annenden babandan daha güzel sana bakarlardı. Korkulacak bir şekilde yok. Vay falakaya yatırılamaz. Dersi bilmezse falakaya yatıyor. Hayır hayır öyle bir şey yok. Yalan. Uydurması yalan. Neden? Eski okulları kötülesin dediyse. Ben içinde yaşadığım için. Ben yaşadığım için o kadar tatlıydı. O kadar tatlıydı. Yani seni sevindirdi. Bakarlar sana çok güzel bakılırdı. Yemeğe olsun, içmeğe olsun, temizliğine olsun. Çok güzel bakılır. Yani öyle disiplini oldu da dayak yok. Dayak katı yani. Ama şimdi dayak bile var. Birbirine öğretmenlerini dövüyor, öğretmen de onu dövüyor falan böyle. Bizde o da şey yoktu. Hiç. Saygı. Her 10 kişiye bir tane eskilerinden, talebelerden şey güne çıkardık. Cuma günleri, pazar günleri çarşıya. Akşam oldu yine dolaş ederdik. Tekrar yine getirdik. Öyle başıboş yok. Sinema yok. Etrafı gezmek için, bir şey öğrenmek için. Ondan ben öyle çıkarlar bize. Yani dışarı bile çıkarken refakatçine çıkardık. Akşam oldu tekrar yine okulda. Sonra okula geldin. Yemeğe yer yemez akşam yemeğini hemen etüte girersin. İsterse medresede ol, isterse Sübyan okulu. Hepsi ayrı ayrı etüte girerler. Etütte bir yarım saat kadar etüt yaparlar. Ondan sonra namazları kılarlar. Namazlarda şeyle başlarlardı. Medresenin yetişkin çocuklardan. Ondan imam olurdu. Bir tanesi mezun. Ufaktan başlarlardı zaten. Mezunluğunu yaptırırlar, imamı yapardı. Hatta hutbeye çıkarlardı. Benim şeyde vardı Süleymaniye'de. Şeyi kaldırmıştı oradan şimdi. Emir Bey var orada. Kütüphane müdürü. Ben ona anlattım da. Dedi onu ben bulduracağım dedi. O kadar güzel cevizden mihrap vardı. Şey vardı. Hutbe yeri. Onu çıkardık. Herkese öğretirlerdi. O kadar güzel. Kütüphanenin içini kastediyorsunuz değil mi? Evet. Böyle şey görüyor yani. Demek istiyorum ki hiç zorluk yoktu. Anlatan hiç. Yani belki şimdiki zorluk varsa da bile o zaman yoktu. Senin bütün ihtiyacın zaten devlet karşılıyordu. Hiçbir şeye ihtiyacın yoktu. Yemeğe muntazam çıkar. Sabah yatmanın aynı saatte yatar. Sabah aynı saatte kaldırılır. Tabii yetişkinler var. Onların ayrı yatan lazım olacak mesela banyo işi falan. Onlar ayrıydı. Ama gençler 7 yaşındakiler hepsi daha ve ufakları vardı. Anaokul dedikleri. Onlara ayrıydı. Ama 7 yaşında mıydı ben? 7 yaştan sonra zaten sen yetişkin sayılıyorsun artık. Buluşağına ermiş oluyorsun.
12 yaşına kadar yetişmek mecburiyet değil. Bazı çocuklar genç yaşında ufaklar bulu çağına erer. Ama 3-4 yaşında olanlar, 4 yaşında, 5 yaşına kadar muhakkak şeyin emrindeydi. Yani onlar yetişiyor. Güzel, onlara dadı derler, dadı. Dadılar bakardı onlara. Tertemiz bakarlar. Ne dövmek var, ne kapma var, tertemiz. Tek tek kendi evladı gibi meşgul olurlar. Böyle yetiştiriliyordu. Ama geç şimdi medrese hayatım aman aman. Fadaki hayatı, ders bilmez fadaki hayatı. Bizde böyle bir şey yoktu. Bizde değil, zaten yoktu, medresede de yoktu. Yapamazlar. Duyulurdu. Evet. Hocam bir de eski yazıyı öğrenmek çok zor diyorlardı. Harfler çok zor. Çocuklar okumayı yazmayı ne kadar sürede başarıyordu? Osmanlıca yazı. Ben Latin harfine geçtik ya. Önceden Osmanlıca yazmak daha mı zordu diyor. Daha mı kolay? Ne kadar sürede öğreniliyordu? O zaman çok kolaydı kızım. Çünkü hele gençlikte başladığın için ben 7 yaşında Kur'an ezberledim. Bak, öğrendim, ezberledim. Ama hafız olamadım başka. 7 yaşındaydım ben. Neden? Benim babam hoca olduğu için, medrese olduğu için beni daha çabuk. Benden evvel benim gibileri olmayanlar da vardı. Bunların hepsi de öğrenirlerdi. Bütün Sübyan okulları 7 yaşına girenler hepsi eski yazı bilirler, Kur'an bilirlerdi. Benim de hatırlıyorsun ama onun belli kaideleri, usulleri var. Ona göre ezberlemek gerekiyor. Evet. Sizin bir tane. Menemen olayı, Dersim olayı ve Şeyh Said isyanı hakkında malumat alabilir miyiz? Hani kitapla Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarında Menemen olayı diye bir olay vardı. He. Şeyh Said ayaklanması, bir de bu onlar isim. Vardı, evet vardı ama onlarla biz alakalı etmezdi. Neydi onlar? Onlar hakikaten asker vermezlerdi. Vergi vermezlerdi. Ama ne zamana kadar? Atatürk Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra başladı, bunu kestiler. Ona göre de Osmanlı İmparatorluğu kuruşuna kuruşa alırdı. Kim olursa olsun. Hiçbir şikayet yoktu. Ne zaman Atatürk Cumhuriyeti kurdu? Biz de der, vergi vermiyoruz, asker de vermiyoruz. Ama Atatürk'te kurnazdı ha. Nasıl kurnazdı? Dedi ki, bak siz vergi vermiyor musunuz? Asker vermiyor musunuz? Ha? Bak ben sizin tepenize de bombalı yağdıracağım dedi. Hem de o zaman uçağımız bizim kendimiz yapıyordu. Nuri Demirel vardı. Uçak yapardı. Silah fabrikaları vardı buna. Uçağımızı kendim yapıyordu. Çift kanatlı uçaklar yapılırdı. Bu çift kanatlı olanlarla bir iki yere bomba attı. Aman dedi, dur Atatürk. Dur. Biz burada duramayacağız. Siz bizi 5 kişi aldı filan ya, Tekirdağ'a. 5 kişi aldı Adana'ya. 5 kişi aldı Memleri. Köyleri böyle dağıttı. Yoksa dedi asker de vereceksiniz. Vergi de vereceksiniz. Vermedi mi dedi. İstemiyor musunuz? Gelin dedi, ben size yer vereceğim. Tekirdağ'a, Bursa'ya, şuraya, buraya bütün Kürtleri dağıttı. Şimdi her türlü şeyimiz olduğu halde 4 tane PKK'nın hakkından gelemiyoruz. Neden gelemiyoruz? Onu siz kendiniz düşünün işte. Evet kardeşim, başka. Hocamız bize bir dua buyuracak mı acaba? Tabii bir sonunda bir dua alacağız. Dua yapacağız kızım. Dua yapacağız. Başka sorusu olan var mı? Hocam sizin anlatmak istediğiniz başka bir şey var mı? Görmüşüm. Vallahi benim bunlar korkucu şeyler var ama pek de fazla kardeşlerine kalıp korkutmak tane, istemiyorum. Bunları hep gördüm çünkü. Gördüm. Bir tane daha korktum. Bir tane daha. O ilk gördüğüm cenazenin şeyinde akibinde bir tane daha geldi, bir genç çocuk. Öğle namazıydı. Namazı kırıp çıktı, baktım kapıda duruyor. 25-30 yaşlarında bir çocuk. Genç yani. Hocam dedi, sana bir şey arz edeceğim ama dedi, benim kabul eder misin falan. Hay hay buyur dedim. Dedi ki, bugün benim ablam öldü dedi, vefat etti dedi. Onu defnettik dedi. Defnederken dedi, cüzdanımı düşürmüşüm ben şeye dedi. Mezarla dedi. Kapanmış topraktan dedi. Sonra farkına varıyorum dedi, cüzdanımı arıyorum. Bu nerede olsa olsa mezarlıkta düştü diye dedi.
Şimdi mezarı da korkutu, açamıyorum dedi. Bana bir yardımcı olur musun dedi. Bakın dikkat edin. Dedim olur mu nedir? Neyse. Neyse o kazmayı kuyruğu hazırlamış orada. Gittik. O da Orta Gömezdan'da yine aynı vaziyette. Aynı sene. Gene bir kadın. Gitti. Açtık. O açıyor tabii. Ben bakıyorum. Ben neden gittim? Birisi görüp de baba mezarı ne açıyorlar diye. Korkmuş çocuk. Delikanlı. Ne diye mezarı ne açıyor diyeten. Dişlerimi sökecekti. Parasım var ne falan diyeten. Bunun için beni refaket çağırmış. Ben sonra anlatıyorum. Böyle böyle oldu diyeten. Neyse benim zamanımda gittik. Açtım mezarı. Tam ortasını açtı. Geri çekildi çocuk. Hocam dedi burada bir sıcaklık bir şey geliyor dedi. Toprak dedi. Acaba yaz olsa sıcaktan dese olmaz. Daha yeni çıkardı toprakta. Zaten ne kadar sıcak olsa topraklar serin olur biliyorsunuz. Aç bakayım dedi. Açtı biraz daha. Ne görelim biliyor musunuz kardeşlerim? Bir sacayak. Üç ayaklı sacayak. Üstünde bir tencere. Sanki yeni doğmuş bir çocuk. Onun için kaynıyor boyuna. Allah Allah. Çekirdek çocuk. Bu adam şey yani ablası olacak ulan. Dedim burada çocuk var. İşte abla mı dedi, ablam dedi. Çerresi çocuk şey ama şerresi ablası. Korktu çocuk. Cüzdanı aramaktan da vazgeçti şimdi. Vazgeçti. Hemen kapat dedi. Hemen elinden tuttu. Hocam dedi doğru eve gidelim bize dedi. Niye? Anneme anlatanım bunu dedi. Gittik eve. Annesine anlattık. Anne şöyle başını sağladı. Ah oğlum abi. Ben bunun böyle olacağını biliyordum zaten dedi. Ne yapardın dedim. Dedi biz namazda durduğu zaman dedi. Bize bak affedersiniz çok affedersiniz. Topları yine diktiler yukarı doğru. Alay ederdi bizden dedi. Kızım yapma etme. Öyle inançsız bir kız mı? Yani ablası dedim yani yine 30 yaşında 35 yaşlarında ablası. Böyle inançsız bir kızmış. Bekarda. Allah taksit affetsin dedim. O korkuna kapattık bu vaziyet üstünde. Kimseye bir şey söylemeden gitti. Bakınız. Bu da şirke gidiyor işte. Allah gösterdi. Bak kardeşi gördü. Yatan aldı ölen ablası. Annesi de ben böyle olacağımı biliyordum dedi. Bizden de çok alay ederdi. Bize de hep alay dedi. Bak Allah bunu bana gösterdi. Duydu dedi. Bak hoca efendi dedi. İyi gün. Dedi, ne yapayım götüreyim de korktum dedi. Götürmezsem dedi. Mezarcı mezar açıyor derken dedi. Bana şey yapacaklar. Belki de gözükmeyecekti. Belki de gözükmeyecekti. Bilmiyorum. Ama bana bunu gösterdi. Bunu da gördüm işte kardeşim. Bak canlıyım. Hiç yalan, hilaf bir şey yok. Olan hadise anlatıyorum. Evet. Buyur evladım. Cumhuriyet'in ilk yıllarında eski Arapça kitapları, Kur'an-ı Kerimler toprağa gömdüğünüz oldu mu hiç? Burada İstanbul'da olmadı ama başka yerlerde de olmuş. Görmedim ben. Ben görmedim. Başka yerlerde de bilmiyorum çünkü. Çünkü dışarılar İstanbul'dan daha çok şeydi. Kur'an'a daha çok sarılıydı. Evet, burada yetişiyor. Medrese büyük buradaydı ama Anadolu olsun, Doğulları olsun Kur'an'a daha hürmet ediyorlardı ama yakmışlar. Toprağa gömmeleri bırak yakmışlar. Çok yakmışlar. Hatta bir kısmını kurtarmışlar yakalanan şeyleri de. Evet, ondan müsaadeniz olursa şahitlerin bilgisi olsun diye yaşadığım iki olaya aktarmak isterim. Birincisi 1989 senesinde Tarabya'da balıkçılar oltaya bir kese takılmış çuval. İçinde Arapça kitaplar var. Hoca diye bize getirdiler bunu innesi bakın diye. İçinde Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis. Evet. Bir tane de Arapça yazılı Tevrat kitabı vardı. Bunu bu vesileyle arz edeyim dedim. İkincisi de benim anam 75 yaşında. Onun çocukluğunda bir dağ köyündeyiz. Konya Ereğli'nin Turos Dağları'nda. Jandarma gelmiş.
bütün kitapları topluyor. Bunun üzerine bayağı bir dar yarık kayanın içerisine o kitaplar atılmış. Üzerine de toz toprak taşla kapatılmış. Hatta bu yazın ben gittim, belki eğer insan girebilecek kadar genişse kazıyım, dedelerin kitabından bir ikisini kurtarabilir miyiz diye. Evet. Maalesef ona da muvaffak olamadım. Duydum bunları. Bunları duyduk, yaptıklarını duydum. Ama İstanbul'da yok, İstanbul'da yapmadı aslında. Çünkü İstanbul'un belli başlıydı. Bir Fatih Medresesi vardı. Bir de Süleymaniye Medresesi vardı. Fatih, iki büyük medrese vardı. Öbür taraflar zaten medrese değildi, onlara şey deniyordu. Sübyan Mektebi deniyordu onlar. Sübyan, uzak olanlara. Ama en büyük Sübyan Mektebi Süleymaniye'nin Fatih'indi. Bunlar Sübyan'ı bitirip bitirmez hemen yanındaki şeye geçsin, medreseye geçsin dedi. Yani ortayı liseyi bitirsin dedi. Disiplin altında dedi. Öbürler öyle değildi. Öbürleri. Onlar da o zaman şeylerden de okuyorlar. Fakirlerden de geliyorlardı. Efendim, fakir olmayanlar da okuyorlar. Zengin olanlar okuyorlardı. Ama bizim medrese öyle değil. Kayıt oldum mu öyle tamam. Ama bir lazım olmuş. Annen ölmüş, baban ölmüş. Malın mümkün kalmış. Ona müsaade ediyor da gidiyoruz. O da kendi isterse. Böyle de oldu, çok oldu yani. Böyle var. Bak ne diyorum az evvel? 70 kişiydik, 14 kişi kaldı. Gide. Hani. Şimdi en son bir tane daha anlatacağım. Buna dikkat edin. Biraz yoruluyorum ama ne yapalım? Madem gelmişiz buraya kadar. Allah'ım yapacak. Yalnız akşam ezanı geçirmeyelim ha. Tamam. Daha 1936 imam oldum sene. Ramazan ayı. Bekarım. Ben biraz geç evlendim. 55 yaşında evlendim. Hacı anne sağdır şimdiki. Biraz zor evlendik ama yani biraz istemedik, kayınpeder kayınpeder istedi de kayınvalide dedi baba diyecekti, yaşlı falan dedi. Neyse o da ayrı mesela. Ama Allah nasip etti, evlendik. Dediğim sene 51 yaşına kadar kan. O ilk sene Ramazan ayı. Dedim ki o gün orayı tuttuk. Akşama iftar edeceğiz. Dedim ki Beşiktaş'a ineyim de biraz iftarlık bir şeyler alayım dedim. O zaman bana o hoca efendi bir pompalık kazacağı bıraktı. Bilir misiniz? Sapsarıydı böyle. Pompalıydı. Bir ondan var. Bir de ufak tencere bıraktı. Gittim Beşiktaş'a. Ne alırsın? Bekar adamın. Biraz peynir, biraz zeytin aldık. Falan. Ekmek aldık. Geldim. Baktım ki saat yarın saat falan var ezanada. Hemen dedim şu ocağı yakayım da bir çorba koyayım. Tarhana almıştım. Tarhana çorbası yapalım dedim. Ondan sonra onunla yani bir zeytin var, peynir var. Ne yenir? Bekar adamın çeşit çeşit yemek yapacağı yok ya. Neyse. Ocağa koyduğum şeyi suyu ısınsın dedikten ben dışarı doğru çıktım. Giden var mı oraya biliyorsun değil mi? Ya, ya efendi. Sağlı tarafta içeri giderken mermer sütünler var. Ben bu taraftan bu taraftan. Çıktım içeride baktım mermer sütün üstüne bir tepsi, kahverengi bir tepsi. Dit gökken. Mesela bu şeyin gibi. Camaken gibi şey burası. Çerçeve gibi. Dit gökken. Allah Allah. İçinde ne var biliyor musun? Bir kase çorba. Ondan sonra iki tane hurma, dört tane zeytin. Bir de kaşık, bir de kırılmış ekmek, kesilmiş değil, kırılmış, siyah bir ekmek. Yani çavdar ekmeği deniyor şimdi, onlardan öyle bir ekmek. Allah Allah, kim getirdi diyeyim. Düşünüyorum ben şimdi, ne kapı açıldı, ne bir sistem var, ne bir şey var. Neyse Allah razı olsun, kim getirdi dedi. O zaman top atılıyordu Fatih'ten, iftar topları. Süleyman şeyde Sultanahmet Camisi'nde mahyalar yanıyor. O zaman mahyalar da şeydi.
Şimdiki bir elektrik değil. Gaznandı. Manyayı yakar, Süleyman şey Fatih'te görürdü onu, top patlatırdı. Ve top patladı, biz gitti orucumu açtık. Yaptık, ettik. Ondan sonra götürdüm, benden yıkadım güzelce. Koydum yerine, kenara, aldım yere. Aynı vaziyette yatsı şey oldu, sahur. Sahurda. Dedim ki sahurda da ben bilmiyorum lan nereden getirdiğini. Kimse kapı açılmadı. Seslenme hoca efendi sana yemek ettik diyen de yok. Kimse söylemiyor. Sahurda da ne vaziyette? Sahurda ne var biliyor musun? Getirdik yine aynı tepsi içinde. Kuskus pilavı. Bildin misin kuskus? Kuskus ve bir tava, beyaz tavanın içerisinde. Ondan sonra bir tas da kasede bal şerbeti. Ekmek yoktu o zaman. Bir de kaşık. Kaşık, şimşir kaşık ama içinde Bismillahirrahmanirrahim yazıyordu. Allah Allah. İnanır mısınız? Bu evleneceye kadar devam etti. Nereden geliyor? Nereye gidiyor? Yoktu. Evlendim. Ama sadece Ramazan'a mahsustu yani. Sayar zamanda kendim yapıp kendim yiyordum. Ramazan'a mahsus. Allah bana bunları gönderiyordu. İşte bu karşınızda hoca. Bunlara hepsine şahit. Buyur. Meryem validemize de aynısı olmuş ya malum halimiz. Ona da oldu. Neler oldu ona da. Ona neler oldu ama şimdi biraz ezan okun diye her şeye tercih etmek lazım. Namazlarımızlık oldu. Hocam burada, sizden... Burada var mı neşit? Bir daha sözünü alalım, şey, sözünüzü alalım. Camiye geçelim. Bir dahaki sohbete inşallah... İnşallah, inşallah. Sizi daha fazla yormayalım. Benim yerimi biliyorsunuz zaten. Evet, evet. Daha evet. Çok var, çok. Neler var, neler, neler. Evet. Bir tane erkeğine yaş 104 yavrum. Yaş 104. Allah'ım. Bir duamızı yapalım. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve lakibetil muttakîn. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbi, aman ya Rabbi. Vermiş olduğun bunca nimetlere, sağlık ve afiyete, hamdü senalar olsun ya Rabbi. Ahırı ve akıbetimizi de hayır eyle ya Rabbi. Ahır nefeste iman Kur'an nasip eyle ya Rabbi. Sen bizi kendine kul, Habibin ümmeti eyle ya Rabbi. Bizleri kazadan, beladan, afattan, şeytan şerrinden, münafıklar şerrinden, hastalıklardan muhafaza eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed hastalarına da şifalar ver ya Rabbi. Bizlere de sağlık ve afiyet daim eyle ya Rabbi. Kılmış olan namazlarımızı, yapmış olan ibadetlerimizi kusurlarına beraber kabul eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme Rabbena atina bi dünya hasenatan ve ahirete hasenatan ve qina azaben nar. Rabbena ufirli veli valideyi vel mu'minine yevme yokumse bir rahmeti yarımen rahimen ve selamun alel murselin velhamdülillah rabbil alemin kâf ehlim elbâhu için imanlı geçmişlerimizin ruhu uzaktan yakından gelen bu cemaat kardeşlerimizin gençlerin ahirete intikal edenler ruhları için Allah rızası için Fatiha.